Ben Özgün Yılmazok. 5 dakikalık sanata hoş geldiniz. Bu bölümün konuğu meşhur Fransız izlenimci ressam Claude Monet ve eseri Nilüfer Göleti, Yeşil Uyumu. Monet, dış mekanda resim yapmayı ve ışık ve renklerin anlık değişimlerini eserlerinde yansıtmayı amaç edinen izlenimci ressamların başında gelir. Monet, Fransızca'da en plein air olarak adlandırılan açık hava resmi türünde uzmanlaşmıştır. Ressam, hayatının son 40 yılını Givani köyündeki evinin bahçesinde açık hava resimleri yapmaya adamıştır. Monet'in Givani'deki bahçesi yakındaki çayırlık ve göletle birleştirilmiş ve söğüt ağaçları, süsen çiçekleri ve Japonya'dan ithal edilmiş nilüferler gibi birçok farklı türde bitkiyle süslenerek bir cennet bahçesine dönüştürülmüştür. Bahçede ayrıca bir de Japon tarzında tasarlanmış ufak bir yaya köprüsü Nilüfer Göleti'nin üzerine süsler. Bahçedeki nilüferler bir süre sonra ressamın tek ilham kaynağı haline gelmiştir. Hayatının son 30 yılını yalnızca bahçesindeki nilüferleri resmederek geçiren Monet, toplamda 250'den fazla nilüferler konulu tablo üretmiştir. Bu nilüferler versiyonunda birçok nilüfer grubu ile kaplanmış göleti ve üzerinde yer alan Japon yaya köprüsünü görüyoruz. Geri plan, bahçeyi çevreleyen, çoğunluğu söğütlerden oluşan bir ağaç grubu ile kaplı. Japon köprüsü bize bir seviye göstergesi sunsa da eserde net bir ufuk çizgisi yakalamak oldukça zor. Çünkü geri plan ağaçlar tarafından tamamen kapatılmış. Bu da oldukça sıra dışı bir peyzaj görünümü sunuyor. Ufuk çizgisini eserden çıkararak Monet yalnızca gölete yoğunlaşan bir kompozisyon oluşturmuş oluyor. Göletin su yüzeyini algılamak da oldukça zor aslında. Nitekim suyun nilüferlerle kaplanmamış olan kısmı da ağaçların yansımalarıyla kaplanmış. Böylece su yüzeyi yarı saydam, yeşil renkle bezeli bir yüzeye dönüşüyor. Bu da eserin ismindeki yeşil uyumunun nereden geldiğini gösteriyor bize. Eserde hemen hemen hiçbir ayrıntı görmek mümkün değil. Su birikintisinin, üzerindeki bitkilerin ve suda ağaçların yansımalarının izlenimleri seyirciye yansıtılmış sadece. Yapraklar arasından süzülen ışık hüzmelerinin oluşturduğu renk, ton ve doku farklılıkları Monet'in esere yaklaşımını gösteriyor. Monet, bulunduğu yerde o andaki gözlemlerini ve hislerini seyirciye izlenimleri olarak yansıtıyor. Bu izlenim etkisini yaratabilmek için Monet çeşitli fırça darbeleri kullanmış. Kısa ve ani dokunuşlar, hafifçe bırakılmış izler veya tek renkten oluşan noktalar. Bu farklı uygulamalar suyun yüzeyindeki çiçekler ve yansımalarla süslü görünümü oluşturuyor. Katman katman uygulanmış boyama tekniği ise geri plandaki ağaçların dokusunu oluşturmuş. Japon köprüsünün kavisli yapısı eseri ikiye bölerken mordan yeşile dönen rengi göletin ve ağaçların yeşiliyle uyum sağlıyor. Eserdeki dokuları bir araya getirip gerçek bir görünüm oluşturabilmek için zihnimizi zorlamamız gerekiyor. Çünkü esere yaklaştıkça herhangi bir nesnenin şekli değil, yalnızca fırça darbeleri görünüyor. Yalnızca eserden uzaklaşıp gözlerimizi biraz kıstığımızda bahçenin oluşturduğu izlenime tam anlamıyla ulaşabiliyoruz. Bahçesine olan düşkünlüğüyle bilinen Monet, günün farklı saatlerini bahçede geçirip gün ışığının suda ve bitkilerde oluşturduğu değişik görünümleri ve renkleri incelikle gözlemlemiştir. Monet, hayatının sonuna kadar bu göleti ve nilüferleri resmetmiştir. Başta izlenimci tarzdaki eserleri,
sanat kariyerinin sonlarına doğru soyutlanmış görünümlere dönüşmeye başlamıştır. Monet'in bahçesindeki şahane gezintimizin böylece sonuna geldik. Bir başka eserde görüşmek dileğiyle. Yorumlarınız ve sorularınızı videonun altındaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Teşekkürler. Thank you.